Mimari, mekansal ihtiyaçları estetik yaratıcılıkla birleştiren bir sanat. Temelinde kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik olan binlerce yıllık bir disiplin. İnsan hayatıyla iç içe geçmiş olan mimari, bu yönüyle her çağda ayrı bir form ve estetik kazanıyor. Bu dinamizm, çağın mimarlarının yaratıcılığıyla birleşiyor ve ortaya insanlık tarihinde iz bırakan eşsiz eserler çıkıyor. Genç mimar Hakan Demirel de hayatını mekanlara ve tasarıma adamış başarılı isimlerden. Başarı denen şey belki de yaptığınız mesleği iyi yapmakla ya da bunu iyi yapmaya gayret etmekle, hayatınızın merkezine oturtmakla, büyük bir kısmını zamanınızın ona ayırmakla bence elde edilen bir şey. Tabii ki hayatta yetenek diye bir şey var, kabiliyet var, insanın doğasında olan bir şeyi, mesleği yapıyor olması var ama bence her şeyden önemlisi çalışkan olmaya dayanıyor. Ben bir sürü şeyi ona borçluyum diyebilirim. Genç yaşta pek çok ulusal ve uluslararası ödül aldı Demirel. 2011'de Avrupa'nın en iyi 40 yaş altı mimarlarından biri seçildi. Eserlerinin takdir edilmesi onu daha çok motive edip cesaretlendirdi. Konut, ofis, sinema salonu, hizmet tesisi gibi pek çok farklı mekanın tasarımını üstlendi. Ne tasarlandığı önemli değildi. Asıl olan nasıl tasarlandığıydı. Mimarın ustalığı da burada başlıyordu. Demirel için mimaride mekan, insan, kent ilişkisi çok önemli. Asıl hedef her zaman kentin ruhunu yakalamak, şehirde yaşayan insanın hayatını kolaylaştıracak, yaşam alanını ferahlatacak tasarımlar yapmak. Bence en önemli, en kritik şey bir yapının kentte nasıl var olduğu. Yani o kentin içine hapsedilmiş gibi bir sınırlar içerisinde geliyor. Her zaman da eleştirdiğim şey aslında mimarlara gelen problemin belli kontürlerde 20 bin metrekare ya da 200 metrekare ya da 5 bin metrekare bir kontür içerisinde, bir dikdörtgen olabilir, üçgen olabilir, organik formda bir arazi olabilir. Bence mimarın en büyük problemi zaten bu çizgilerin dışıyla için nasıl birbirine dikeceği ve kentle ancak bu şekilde yüzleşebilir ve onunla bir arada işleyebilir. Her projede aklındaki mekana ve forma ulaşmaya çalışıyor Demirel. Ona göre mimarlığın en zor tarafı tasarladığı şeyi sonuna kadar tasarladığı gibi üretip üretemeyeceğini bilmemek. Bu nedenle uygulama aşamasında kendisini iyi anlayan, ne yapması gerektiğini bilen bir ekiple çalışmaya özen gösteriyor. Meslekle ilgili en zor şey yaptığınız şey ya da hayal ettiğiniz şeyi, tasarladığınız şeyi aslında sadece uzaktan gözünüz kısık bir şekilde gördüğünüz bir haliyle tasarlamıyorsunuz. Gerçekten dokunduğunuzda bütün detaylarıyla her şeyini kafanızdaki arzu ettiğiniz gibi üretmek istiyorsunuz. Ancak bu ne çizmekle mümkün, ne gidip yerinde aslında onu birebir inşa etmekle mümkün. Biraz birlikte çalıştığınız, bu birlikte çalıştığınız ofis arkadaşlarından tutun, size işi verenden tutun, o inşaatı ya da uygulamayı yapacak ustalardan, bütün ekipten bahsediyorum. Aynı dünyayı paylaşabiliyor olmak lazım. Yani tasarım tabii ki zaman içerisinde değişebilir ama ben her değişikliği mimarın yapması gerektiğini düşünüyorum. Mimarlık insan odaklı bir alan. Tasarımı besleyen şey ise tasarlanılan şeyin içinde gizli. Demirel'e göre iyi mimar, bu gizli bulup çıkarabilen kişi. Genç yaşta imza attığı büyük projeler ve aldığı ödüllerle o, bu mimarlardan biri olduğunu çoktan kanıtladı.